Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizinle birlikte Tinkercad üzerinde 3 boyutlu bir zar yapacağız. Yeni tasarım oluştur diyerek tasarım alanımızı açıyoruz. Çalışma düzlemimiz önümüze geliyor. Burada da sağ taraftan araçlarımızdan seçeceğiz. Bir tane kutu alıyorum. Basit bir zar olacak arkadaşlar bu. Toplamda 6 tane yüzü var. 4 tane çevresinde, bir alt ve bir üst olmak üzere 6 tane yüzü var. İlk önce kutumuzun boyutlarını ayarlayalım. Birazcık daha büyüteceğim bunu. Siz yine baskıya gönderirken boyutlarını istediğiniz ayara getirebilirsiniz. Şu şekilde her tarafını 50 birim olacak şekilde ayarlıyorum. Kutumuz şöyle. Tabii zarımız beyaz renk olacak. Hemen katı diyorum. Buradan rengimizi değiştiriyorum. Beyaz renk olacak. Zarın mantığı arkadaşlar, her tarafında 1 ile 6 arası bir sayı olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyerek her yüzüne bir sayı ekleyeceğiz. Küre ekliyorum bir tane. Bunun boyutunu birazcık daha küçülteceğim. Şu şekilde küçültebilirim. Örneğin 6 olarak bırakıyorum. Bunu birazcık yukarıya doğru alacağım. Yani zarın üstüne gelecek şekilde yükselteceğim. 50 birimdi. Yine bunu da şöyle birazcık daha yukarıya aldım. Daha sonra zar üzerine getiriyorum bunu. Şu şekilde bunu ortalayalım. Buradan ortalamayı seçiyorum. Ortaya gelecek şekilde ortalıyorum. Ortaladıktan sonra ne yapacağız? Bunu delik olarak ayarlayacağım. Bir de konumunu ayarlayacağım şu şekilde. Aşağıya doğru birazcık daha indireceğim. Şu şekilde yeterli olur. Evet, ikisini seçiyorum ve buradan gruplandır diyerek ikisini birleştiriyorum ve burada da küçük deliğim ortaya çıktı. Yani bu baskıdan sonra burayı siyah bir renkle boyayabilirsiniz ya da istediğiniz renkte bir zar yapabilirsiniz. Şimdi bunu dikey olarak döndüreceğim ve diğer yüzünü üst kısma getireceğim. Şu şekilde üstteki oktan tutarak 90 derecelik bir açı ile bunu döndürüyorum. Şimdi 1 olan burada, bu tarafını da 2 olarak ekleyelim. Ne yapacağız? Yine küçük bir küre ekliyorum buraya. Boyutunu biraz önceki gibi ayarlıyorum. Biraz önce 6 yapmıştık. Yine burayı da 6 olarak ayarlayalım. Bunu bir kez daha kopyala yapıştır yapıyorum. İkincisini ortaya çıkartıyorum. Ve bunun boyutu da zaten aynı şekilde. Şimdi ikisini birden yüksekliğini ayarlayacağım. Şöyle açıyı ayarlayayım. Yüksekliğini birazcık daha ayarladım. Ve ardından kutumuz üzerine bunları getiriyorum. Şu şekilde kutu üzerine getirdim. Şimdi bunların bir de boyutlarını, pardon, yerlerini ayarlayalım. Şöyle göz kararı ekleyebiliriz. Şu şekilde boyutlarını, pardon, yerlerini ayarladım. Bunları ikisini ne yapalım? İlk önce bir delik haline getirelim. Shift ile birlikte basılı tutarak delik haline getiriyorum ve ikisini gruplandırıyorum. Gruplandırdıktan sonra şöyle yandan baktığımda ne yapacağız? Yüksekliğini buradan ayarlayacağız. Yani aşağıya doğru çekeceğim. Gruplandırmamın nedeni de daha basit seçim yapabilmem. Şöyle biraz yarısına kadar girecek şekilde ayarlıyorum. Şimdi bu ikisini ayarladıktan sonra hepsini seçiyorum. Tekrardan gruplandır diyorum. Ki döndürürken birbirinden kayma olmasın. Şöyle 1, 2 yaptık. Şu an sırada 3'ü var. Hemen kopyalıyoruz. Pardon, döndürüyoruz. 90 derecelik bir açıyla döndürdük. Üst kısma ne yapacağız? Kürelerimizi ekleyeceğiz. Burada 3 tane küremiz olacak. Hemen boyutunu 6 olarak ayarlayayım buradan. Kopyalıyorum. Birazcık sağ tarafa alıyorum. Bir daha kopyalıyorum. Birazcık daha sağ alıyorum. Şu şekilde üçünü birden kopyaladım. Ne yapacağız? Üçünü seçeceğiz. Delik olarak ayarlıyorum ve birazcık daha yüksekliğini arttıracağım ki o da yine kutu üzerinde kalsın. Şimdi kutu üzerine bunları ne yapacağız? Taşıyacağız ve yerlerini de kendimiz tek tek ayarlayacağız. Şöyle çapraz olarak bunları da buraya bırakıyorum. Evet, 3 tane deliğimi de bu şekilde çapraz ayarladım. Üçünü birden yine shift basılıyken seçiyorum ve delik olarak seçmiştik. Şimdi ne yapıyorum? Bunları gruplandırıyorum buradan.
Ardından da aşağıya doğru şu şekilde çekiyorum yarısına kadar. Evet arkadaşlar, çektik. Şöyle birazcık bunları ortalayabilirim. Evet, hepsini seçeceğim şimdi. Toplam hepsini seçtik. Gruplandır diyorum ve 3 deliğimizin de yeri açılmış oldu. Sırada ne var arkadaşlar? 4. var. Hani 4 olacak. Hemen çeviriyorum diğer yüzüne bunu. ...90 derece olarak çevirdik. Yine buradan kürelerimi alıyorum. Shift ile birlikte basılı tutarken boyutunu 6 olarak ayarlayacağım. Evet. Şimdi bunu ne yapacağız? Duplicate diyebilirim veya kopyala da diyebilirdim. Şöyle birazcık çektim. Duplicate, duplicate diyorum. 4 tanesini seçiyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? Bunları yukarıya doğru çıkartacağım birazcık daha. Ve üstten bakıyorum şöyle. Şimdi bunların yerlerini ayarlayalım. Öncelikle bir delik haline getireyim seçiliyken. Şu şekilde arkadaşlar 4 tanesini yerleştiriyorum. Evet, şimdi Shift ile birlikte 4'ünü birden tekrardan seçiyorum. Ve gruplandır diyorum. Yön tuşlarıyla artık ne yapacağım? Yerlerini ortalıyorum. Sırada ne var? Hemen bunları aşağı doğru indireceğim. Kutuyla bütünleştireceğim. Yarısına kadar şu şekilde arkadaşlar attım. Ne kaldı? Hepsini seçiyorum. Ctrl A ile seçebilir veya mouse ile seçebilirsiniz. Gruplandır diyorum tekrardan. Dörtlüm de bu şekilde ayarlandı. Şu an iki tane yüzü kaldı arkadaşlar. Bunu da uygun açıya getirdikten sonra ne yapacağım? Yine 90 derece olarak çevireceğim. 4 yaptık. Şimdi sırada 5 var. Hemen bir tane küremi aldım. Shift ile birlikte basılıyken köşesinden tutuyorum. Alt olarak ayarladım. Duplicate diyorum. Birazcık sola doğru çekiyorum. Aynısından 5 tane oluşturuyorum. 5 tanesini birden seçiyorum. Bunları yukarıya doğru kaldıracağım. Yukarıya doğru kaldırdım. Yani 50 civarında olabilir. Şimdi şöyle sol klik ile açısal ayarlamasını yapıyorum. Ve kutum üzerine alıyorum. Şimdi boşa tıkladıktan sonra bunları tek tek yerleştireceğim. Bir tanesi. İkincisi. 3. 4. Ve en sonunda da 5 olacak. Evet, 5 tanesini yerlerine yerleştirdim. Şu an 5'ini birden shift basılıyken seçim yapıyorum. Ve delik haline getiriyorum bunları. Ardından da grupluyorum. Grupladıktan sonra sol klik ile ne yapıyoruz? Açısını ayarlıyorum ve aşağıya doğru yine bizim küreleri indiriyorum. Şöyle yarısına kadar aldım. Şimdi hepsini seçiyorum. Ctrl A ile ve gruplandır diyorum. Gruplandırma işlemi ardından şu şekilde 5 tanesi de hazır. Şimdi tek bir köşe kaldı. Hemen ona da bakalım. Altta kalan köşemiz. Yani herhangi bir açıdan bunu 180 derece döndürdüğümde işlemimiz olacak. Evet, 180 derece üst kısım boş. Tekrardan kürelerimi alıyorum. Bunun boyutunu yine 6'ya hizalıyorum. Bu boyutta arkadaşlar yine 5, 6, 7 gibi istediğiniz sayıyı ayarlayabilirsiniz. Duplicate diyorum buradan. Biraz sağ sol tuş ile yerlerini ayarlıyorum. Şu an araya ayarladığım için direkt duplicate diyerek aynı boşluklarda 6 tane ayarlamış oldum. Altısını birden tutuyorum arkadaşlar şöyle. Ne yapacağım? Yukarıya doğru çıkartıyorum. Ardından açısını üst kısma alıyorum. Ve kürelerimin yerleşimini sağlayacağım. Şu şekilde bir tanesi buraya. İkincisi. 3. 4. 5 ve 6 olarak yerleşimini
Ayarlıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Shift tuşu basılıyken tek tek hepsini seçiyorum ve delik olarak ayarlıyorum. Ardından da gruplandırıyorum. Aynı zamanda da ne yapacağız? Açısını ayarlayacağız şu şekilde ve kürelerimizi birazcık daha aşağıya indireceğiz. Hepsini Ctrl A ile seçtikten sonra tekrardan gruplandır diyorum. Ve 6 delikli yüzeyimizi de yapmış oluruz. Şu an baktığımızda her yönü, yani kutunun her yönü bir sayıyla kaplanmış durumda. Evet arkadaşlar, zarımızı bu şekilde tamamladık. Şu an seçip kopya ile yapıştır yaptığımda bir çift zar elde etmiş oluyorum. Evet arkadaşlar, bu projemizi de bitirdik. Şuradan da arkadaşlar üst kısımdan ne yapabiliriz? Bunun ismini yazabiliriz. Zar diyerek isimlendiriyorum. Ardından Tinkercad yazısına, logosuna tıkladığımda beni ne yapacak? Başlangıç ekranıma geri atacak. Da buranın da kayıtlı halini gösterecek. Evet, zarlarımız da arkadaşlar burada görüyoruz ismini. Bir çift zarımız hazır. Evet arkadaşlar, gelecek ders görüşmek üzere. İyi çalışmalar.